Merhaba, Ev Stüdyo'dan ben Tayfun. Bugün sizlerle preamp nedir, harici bir preamp'a hangi durumlarda ihtiyaç duyarız, preamp kullanmamız ses kalitemizi arttırır mı veya ne şekilde etkiler, bu soruların cevaplarına bakacağız. Bunlara bakarken bir yandan da Cranbourne Camden EC1 modelini inceleyeceğiz. Cranbourne Türkiye'ye yeni gelen bir marka. Aslında geçtiğimiz sene benim dikkatimi çekmişti. 500 serisi kutulara bakarken Summing özelliği olan bir modeliyle dikkatimi çekmişti. Cranbourne'un Türkiye'ye Compel tarafından getirildiğini öğrendiğimde de büyük mutluluk duydum açıkçası. Ses kartlarımızın üzerinde preamp zaten var. Mikrofonumuzu bağlayıp kayıt yapabiliyoruz. Peki harici bir preamp'a neden ihtiyaç duyalım? Önce bu soruyla başlamak lazım sanırım. Birincisi, ses kartlarımızın üzerindeki preamp'lar oldukça temiz. Tonal karakterini değiştirebilmek için veya alternatif sound'lar aradığımız durumlarda preamp'ların renk veren özelliklerinden yararlanabiliyoruz. İkincisi, önümde görmüş olduğunuz Shure SM7 gibi bir dinamik mikrofonu sürebilmek için oldukça fazla gain'e ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada da birçok giriş seviyesi ses kartı yetersiz kalıyor. Ya inline bir preamp kullanmamız gerekiyor ya da harici bir preampla ihtiyacı olan gücü mikrofona vermemiz gerekiyor. Üçüncüsü, ses kartımızda diyelim ki iki tane preamp var, iki tane de lining girişi var harici olarak. Ekstra preamplar ekleyerek ses kartımızdaki mikrofon preampı sayısını veya giriş sayısını çoğaltabiliyoruz. Preampların kullanım amaçlarından bir tanesi de bu. Bazı preamplar ADAT destekliyor, bazıları line-out destekliyor. Bu noktada ihtiyacımıza göre bir çözüm bulmak önemli. Harici bir preampa ihtiyaç duyacağımız başka bir konu ise, giriş seviyesi bir ses kartımız varsa bu ses kartının çok çok daha yüksek kalitede kayıt yapabilmesini sağlayabilmesi. Bugün Camden EC1'i inceleyeceğiz. Şu anda sesimi Camden EC1 üzerinden duyuyorsunuz. Camden EC1 aslında bir preamp'tan bize çok daha fazlasını vaat ediyor. Hemen özelliklerine bir göz atalım ve neler vaat ediyor. Ardından da testlerimize geçelim. Camden EC1 bize 68.5 desibellik bir kazanç sağlıyor. Gain potansımız kademeli, yani şu şekilde çıt 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 şeklinde ilerliyor. Sonsuz tur değil. Her kademenin arasında da 5.5 desibellik bir seviyemiz mevcut. Sol tarafına baktığımızda fast çevrim tuşunu görüyoruz. Onun altında ise high pass filtremizi görüyoruz. High pass filtre ile 80 Hz'in altını kesebiliyoruz. Gain potansımızın sağ tarafına baktığımızda giriş türünü seçebiliyoruz. Mikrofon, line veya high Z şeklinde. Yine onları da sağ tarafta bulunan girişten girebiliyoruz. Giriş seçimimizin hemen altında ise 48 volt phantom power tuşumuz mevcut. Phantom power hazır hale geldiğinde mikrofona veriyor. Böylece olası zararların önüne geçilmiş oluyor. Hazır olup olmadığını da üzerindeki LED'in turuncu veya kırmızı olmasından anlayabiliyoruz. Preamp'ın hemen sol tarafına baktığımızda sinyal seviyemizi gösteren bir LED var. Mojo bölümünde yer alıyor. Mojo bölümü de analog saturasyon devresi içeriyor. Şuradan şu şekilde aktif hale getirebiliyoruz. Cream ve Thump modu var. Cream modu biraz daha lambalı amfilerin sound'unu bize verirken, Thump modu solid state amfilerin, yani transformatörlü preamp'ların karakterini barındırıyor. Yavaş yavaş cream bölümünü arttıralım ve sesimde satürasyonu duyabilir hale gelelim. Şu anda bayağı distortion'a döndük. Henüz yarıdayız. Biraz daha arttırıyorum. Sonuna kadar arttıralım. Bakalım nasıl bir ses çıkacak. Bozuk radyoya döndü açıkçası. Tabii ki bu da istenilen bir etki olabilir. Veya çok daha tadında, kararında kullanabilirsiniz kayıtlarınızda. Örneğin şu anda %40 seviyesinde çok tatlı çıtır çıtır gelen bir vokal soundumuz olabilir. Bir de mojo türü olarak Thump'a bakalım. Thump da solid state bir yapıda, yani transformatörlü preamp'ların karakterini veriyor. Mojo düğmemizi çeviriyoruz, çıt diyerek açılıyor ve yavaş yavaş arttırıyorum. Thump modunda bu kadar fazla saturasyon bize sunmuyor, fakat altları daha hacimli gelen bir sound ortaya çıkıyor. Şu anda %60-%70 seviyesindeyiz. Yavaş yavaş %100'e doğru çıkalım ve sese çok daha büyük bir derinlik kattığını duyabiliyoruz Thump modunun. Preamp bölümünün sağ tarafına baktığımızda mastering seviyesinde, referans seviyesinde bir kulaklık amfisinin olduğunu görüyoruz. Oldukça güçlü bir kulaklık amfisi, Sennheiser HD600'ü dahi rahatlıkla sürebiliyor. Onun haricinde external input'umuz var kulaklık girişimizin üstünde. Buraya da harici bir mono sinyal girebiliyoruz. Örneğin bir click track olabilir veya harici bir efekt cihazının geri dönüşü olabilir. Bu da bize şöyle bir avantaj sağlar. Örneğin ben vokal kaydı yapmak istiyorum, ses kartımın üzerinden de reverb vermek istemiyorum. Harici bir ünite
ben buraya reverb gönderebilirim. Onun seviyesinde buradaki potansla ayarlayabilirim. Yine kulaklığıma preamp'tan gelen sinyalin ne kadar geleceğini ayarlayabilirim. Arka taraftaki input girişinden de bilgisayarımdan hazırlamış olduğum altyapıyı duyabilirim. Onun miktarını da buradan ayarlayabilirim. Genel kulaklık seviyesinde şuradan ayarlayabilirim. Böylece bir preamp'tan bize fazlasını sunuyor aslında. Sadece kulaklık amfisi olarak dahi oldukça güçlü, oldukça temiz bir seçenek sunuyor bize. Hemen arka tarafına göz atalım. Camden EC1'in arka tarafına baktığımız zaman güç girişimiz mevcut, AUX in girişimiz mevcut. Örneğin ses kartımızın çıkışlarından buraya giriş yaparak ön taraftaki mikser özelliğini kullanabiliriz. AUX in bölümümüzün yanında Cast Out diye bir bölüm görüyoruz. Cast Cranburn Audio'nun network protokolü üzerinden haberleşmesi, ses gönderimi yapabilmesini sağlayan kendi isimlerini verdikleri bir protokol. Network kablolarıyla çalışıyor. Zaten burada bir RJ45 girişi görüyoruz. Cat5, Cat6, Cat7 gibi kablolarla diğer Cranburn ürünleriyle iletişim kurabiliyor. Çıkış kısmına baktığımız zaman XLR ve TRS destekleyen iki tane çıkışımız mevcut. Ortada da bir pad tuşumuz mevcut. Eğer ses çok yüksek gidiyorsa pad ile 10 desibel düşürebiliriz. Az önceki senaryoya geri dönecek olursak, diyelim ki ses kartınızı XLR ile çıkış yaptınız. Bir yandan da reverb üniteniz var, ondan faydalanmak istiyorsunuz veya herhangi bir pedalınız var, bir efektiniz var. Aynı anda buradaki TRS'ten de efekt ünitenize çıkış yapıp onun dönüşünü de ön taraftaki external input'a girerek canlı olarak gecikmesiz tamamen analog sinyal yolunda kendinize efektli bir halde duyabilirsiniz. Link bölümü ise preamp'tan ekstra bir çıkış almamızı sağlıyor. Örneğin gitar kaydı yapıyoruz. Gitar kaydını normal output kısmından ses kartımıza gönderiyoruz. Link kısmından da gitar amfisine gönderebiliriz. Böylece ham sinyali bilgisayara kaydedip kendimizi gitar amfisinden duyabiliriz. Aynı zamanda sahne kullanımı için de çok uygun bir preamp Camden EC1. Sahnede de oldukça büyük kolaylık sağlayacaktır link bölümü. Input kısmımızda ise mikrofon girişimiz mevcut. Kilit mekanizmalı bir giriş. Oldukça kaliteli, oldukça sağlam. Camden EC1 üzerinde bir de kondenser mikrofon deneyelim. Gitar, bas gitar ve synthesizer'ları bağlayıp bir de onlara bakalım nasıl bir sound verecek bizlere. Evet, şimdi de kondenser mikrofonumu Camden EC1'e bağladım. 48 volt Phantom Power'ımı devreye aldım. Şu anda tamamen temiz durumda duyuyoruz. Pop filtre özellikle kullanmadım. Şimdi kondenser mikrofonlar biliyorsunuz ki dışarıdan gelen seslere oldukça hassas mikrofonlar. O yüzden high pass filtremi devreye sokacağım. Böylece rumble dediğimiz alt frekansların gürültüsünü bir miktar azaltabiliriz. Şu anda high pass filtremiz aktif durumda. Bir de Mojo'yu deneyelim. Önce cream ile başlayalım. Hemen devreye sokuyorum. Yavaş yavaş arttırıyorum. Cream'de satürasyonumuz oldukça güzel bir durumda. Şu anda %70-%80'de bayağı distortion'a girmeye başladı. Sanırım kondenser mikrofonda sweet spot yaklaşık %30-%40 civarında yeterli olacaktır. Bir de sonuna kadar arttıralım, bakalım nasıl duyuluyor. Bayağı radyodan, bozuk radyodan geliyormuş gibi duyuluyor şu anda. Tabii ki bu kadar arttırmak istemeyebilirsiniz. %30-%40 civarında oldukça tatlı bir sound elde edebiliriz cream modunda. Thump modunu deneyelim. Şu anda clean moddayız. Thump modunu deneyelim. Mojomuzu aktif hale getiriyorum ve yavaş yavaş arttırıyorum. Şu anda %50 seviyesindeyiz. %75 seviyesindeyiz ve %100'deyiz. Cream modundaki gibi distortion'a sokmuyor fakat çok daha hacimli bir sound elde ediyoruz thump modunda. Şimdi gitar bağlayalım. Bir de gitardaki performansını deneyelim. Normalde gitar kaydı yaparken özellikle bilgisayarda modelleme yazılımları kullanıyorsak temiz sinyale ihtiyaç duyuyoruz. Temiz sinyal konusunda da Camden EC1 oldukça başarılı. Önce temiz modda deneyeceğiz, ardından da Mojo modunu deneyeceğiz. Thank you.
Şimdi de bas gitar üzerinde deneyelim. Önce temiz, ardından da mojo modlarına göz atalım. Şimdi synthesizer üzerinde deneyeceğiz. Önce temiz, ardından da mojo modlarına göz atalım. Şimdi de akustik gitarla deneyeceğiz. Akustik gitardaki temiz performansını ve mojolu halini dinleyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen hala abone olmadıysanız Ev Stüdyo YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram üzerinden de Ev Stüdyo hesabını takip ederseniz çok sevinirim. Hoşça kalın.